Merhaba değerli izleyenler, Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu Başkanlığı'nda ilçelerde muhtarların katılımı ile girişimci esnaf ve çiftçilerimize verilen devlet desteklerinin tanıtım toplantısı yapıldı. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu Başkanlığı'nda Oltu'da Oltu, Şenkaya ve Olur ilçesinden muhtarların katılımı ile girişimci esnaf ve çiftçilerimize verilen devlet desteklerinin tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Vali Seyfettin Azizoğlu, Türkiye'nin konum itibariyle bölgede önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti huzurlu, mutlu, güvenli ve güçlü olur ise sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayanlar değil, aynı zamanda bütün coğrafyada yaşayan insanlar da huzur ve barışa sahip olacaklardır dedi. Vali Seyfettin Azizoğlu, bölgede yaşayan halkımızın emniyet, asayiş, sosyal, kültürel ve sağlık gibi birçok konuda dile getirmek istedikleri konular ile ilgili onları birinci elden onların ağzından dinleyip ona göre çözüm üretmeye çalıştıklarını dile getirerek bu yılki en büyük toplantıyı Oltu'da gerçekleştirdiklerini söyledi. Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Vali Azizoğlu, Türkiye'nin son birkaç yıldır önemli bir süreçten geçtiğini kaydederek bu dar boğazı aştığımız bütün engelleri aşmış bir ovada dört nala giden bir at gibi hızla hedefe giden bir ülke haline geleceğiz. Bu millet bu işi başaracak, bu dar boğazdan bu ülke çıkacak ve hedefine de ulaşacaktır. Hedeften kastım nedir diye sorarsanız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti huzurlu, mutlu, güvenli ve güçlü olursa sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayanlar değil, aynı zamanda bütün bu coğrafyada yaşayan bütün insanlar da huzur ve barışa sahip olacaklar, barışı temin etmiş olacaklardır diye konuştu. Esas olan tek şeyin ülkemizi hızla kalkındırmak, hızla geliştirmek olduğunu dile getiren Azizoğlu, tek yapmamız gereken şey çalışmak. Başka bir imkanımız da yok. Hükümetimiz geçen yıldan itibaren 23 ilde cazibe merkezi ilan etti. Bunlardan biri de Erzurum. Şu anda Erzurum'a 20 milyar TL'lik yatırım talebi var. Bu yatırımları buralara getirdiğimizde buradaki gençlerimiz, teksiyenlerimiz burada çalıştığında Erzurum'u göreceksiniz. Doğu Anadolu'nun en büyük sanayi merkezi olacak. Erzurum 2 sene sonra Türkiye'den Orta Doğu'ya, İran'a, Orta Asya'ya ihracat yapan önemli şehirler haline gelecektir. O tünelin açılması ve demir yolunun da Pekin'e kadar uzatılmasıyla Erzurum ve bu bölgedeki diğer iller çok gelişmiş ve kalkınmış olacaktır ifadelerini kullandı. Ondan aldığım bayrağı. Palandöken Belediyesi'nde yarın toplu açılış coşkusu yaşanacak. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, belediye tarafından yaptırılan 35 taziye ve konuk evinin açılışını Yenice Mahallesi'nde yarın düzenlenecek olan programda yapacak. Erzurum'un merkez ilçelerinden Palandöken'de yaptırılan 35 taziye ve konuk evinin açılışı cumartesi günü düzenlenecek olan programda yapılacak. Belediye ilçenin muhtelif mahallelerindeki camilere ait 7 minareyi yaparken köy mahallelerindeki tuvaletlerin tamamı yapıldı ya da restorasyondan geçirdi. Çocuklar unutulmayarak köy mahallelerine çocuk oyun grupları yerleştirildi. Palandöken'e bağlı mahalle köylerinin yolları ise baştan aşağı kilitli taşla döşenerek yüksek kalite standartlarına sahip ulaşım ağlarına kavuştu. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar söz konusu hizmetlerle ilgili olarak bilgiler aktaracağı programda taziye ve konuk evlerinin açılışını yapacak. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Başkan Bulutlar, Palandöken'de yaşayan vatandaşların her türlü ihtiyacını düşünerek attıkları hizmet adımlarını cumartesi günü görkemli bir açılışla taşlandıracaklarını söyledi. Köy mahallelerde dahil olmak üzere ilçenin muhtelif bölgelerinde tam 35 adet taziye ve konuk evi inşa ettiklerinin altını çizen Başkan Bulutlar, İlçemizde taziye ve konuk evi yapmadığımız mahallemiz kalmadı. Şu ana dek 35 taziye ve konuk evi inşa ederek ilçe sakinlerimizin hizmetine sunduk. Toplu açılışını da Yenice mahallemizin taziye ve konuk evi ile birlikte cumartesi günü yapacağız diye konuştu. FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında aranan maliye müfettişi yakalandı.
Eskişehir'de Fethullahçı terör örgütü soruşturması kapsamında aranan maliye müfettişi yakalandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Eskişehir'de bir adrese operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyon ile kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen maliye müfettişi Coşkun A. yakalandı. Coşkun A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Doğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bölgede hava az bulutlu ve açık. Öğlen saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeydoğu, Ağrı'nın güneydoğu, Kars ve Ardahan'ın çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerinden orta kuvvetle esecek. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 14, Kars'ta 18, Ağrı'da 19, Erzurum ve Tunceli'de 20, Erzincan'da 21, Iğdır'da 22 derece olarak ölçüldü. Hava sıcaklığının bugün Erzincan'da 38, Iğdır'da 35, Erzurum, Tunceli ve Ağrı'da 33, Kars'ta 30, Ardahan'da 29 derece olması bekleniyor. Erzurum'da 44 yıldır kasap ve et lokantası olarak faaliyette bulunan işletmenin sahipleri, Askıda Et Var uygulaması ile sosyal sorumluluk projesi başlattı. İhtiyaç sahipleri Yakuti ilçesinde Bosna Caddesi üzerinde bulunan 1973 yılında açılan kasaba giderek daha önce başka kişiler tarafından ücreti karşılanan etten ihtiyaçları kadar alabiliyor. İşletme sahiplerinden İsmail Sarıcan bir aydan beri yapılan uygulamanın et yiyemeyenler için olduğunu belirterek askıda kaç kilo et olduğunu tezgahın arkasındaki tahtaya not alıyoruz. Bundan faydalanmak isteyenleri ise ihtiyacını karşılayacak kadar et veriyoruz dedi. Askıda Et Var projesinin askıda ekmek uygulamasından esinlenerek hayata geçirildiğini kaydeden Sarıcan, işletmelerin gelen müşterilerin et alırken askıya da et bıraktıklarını ifade ederek, projeye uygun olan ve katkıda bulunmak isteyen müşterilerimiz istediği kadar et alıyor dedi. Alınan etin kilosu hemen tezgahın arkasındaki tahtaya not olarak yazılıyor. Notu alınan etten faydalanmak isteyen ihtiyaç sahiplerine ise ihtiyacı karşılayacak kadar taze etten veriliyor. Projeye bir ay önce başladık. Bu süreçte 50 kişi yardımda bulundu. Pahalı olduğu için maddi imkanları kısıtlı olanlar uzun süre kırmızı et alamıyor ve yiyemiyor. Onları düşünerek bu uygulamaya girdik. Biz köprü vazifesi görüyoruz. Veren el alanı görmüyor, alan elde vereni görmüyor. Bu açıdan da çok güzel bir durum oluştu. Arada minnet veya mahcubiyet söz konusu da değil. Biz de böylesine önemli bir projeye katkı bulunduğumuzdan dolayı çok mutluyuz dedi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'umuza yeni sezonda başarı ve tebriklerini iletti. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'umuza yeni sezonda başarılar diliyor. Yeniden Süper Lig'e yükseleceğine inanıyoruz dedi. Fair Play'in hakim olduğu, sportif ruhun öne çıktığı başarılı bir sezon bekliyoruz dedi. Erzurumspor'un ilim futboldaki sinerji ve duruşunu ifade ettiğini, başarıların tüm kente sportif moral kazandıracağına işaret eden Milletvekili Aydemir, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Mehmet Sekmen'in fedakarlık düzeyinde destek verdiği Mavi Beyazlı ekibimiz, genç başkanı Sayın Yılmaz'ın yönetimi ve yeni kadrosuyla bu sezonda şampiyonluğun en önemli adaylar arasında yer alacaktır. Buna inancımız tamdır dedi. Mesajında Mavi Beyazlı ekip taraftarına da seslenen Milletvekili Aydemir, Erzurumspor'umuzun başarılarında şüphesiz en büyük güç her türlü özveriyle takımı yalnız bırakmayan saygıdeğer taraftarımızdır. Dadaş, edep ve terbiyesi için Erzurumspor'a her türlü katkıyı sunan taraftarımız bu sezonda da Erzurumspor'un en büyük itici gücü olacak. Mavi Beyaz ekibimizin yönetimi, kadrosu, taraftarıyla birlikte Erzurum'un adını Süper Lig'e taşıyacaktır.
Bizim taraftarımızdan beklentimiz özellikle Erzurum'daki karşılaşmalarda mavi beyaz ekibin dadaşça duruşunu vurgulamaları ve cezaya sebep olacak olaylara izin vermemesidir. İl dışındaki dadaşların da deplasman karşılaşmalarında takımı yalnız bırakmayacağına inanıyor. Biz de TBMM'deki çalışmalarımızın izin verdiği ölçüde takımımızı taraftarımız arasında desteklemeye devam edecek. Başarılarıyla ortak bir gururu paylaşmayı sürdüreceğiz dedi. Erzurumspor, Osman Özköylü ve 18 yeni transferiyle TFF 1. Lig'de ilk sınavını bugün veriyor. Bugün saat 20'de Ankara 19 Mayıs stadında Ankara Gücü ile karşılaşacak olan ekipte sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Erzurumspor yeni teknik direktörü Osman Özköylü ve 18 yeni transferiyle TFF 1. Ligi'nde ilk sınavını veriyor. Bugün saat 20'de Ankara 19 Mayıs stadında Ankara Gücü ile karşılaşacak olan ekipte sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Erzurumspor 2011-2012 sezonundan itibaren son 6 sezonda çıktığı ilk maçların birini kazanırken 3 yenilgi 2 de beraberlik aldı. Spor Toto 3. Lig'deki 5 sezonun ilk maçlarında 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlik alan mavi beyazlı ekip geçen sezon 2. Lig'deki ilk maçında evinde Amed'e 2-1 yenilmişti. Mavi beyazlı ekip son 6 sezonda ilk maçlarının tamamını evinde oynadı. Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın çalıştırdığı MK Ankara Gücü gibi Erzurumspor'un ligdeki hedefi ilk 5'te yer alarak Süper Lig'e yükselmek. Karşılaşmanın hakemi Süleyman Abay bugüne kadar Erzurumspor'un 1, Ankara Gücü'nün ise 16 maçını yönetti. Erzurumspor Abay'ın yönettiği karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken Ankara Gücü 4 maçını kazandı, 6 beraberlik ve 6 da yenilgi aldı. Erzurumspor oynadığı tüm liglerde olduğu gibi TFF 1. Lig'de de en yüksek yoğunlukta tribün desteği alan takım durumunda. Geçilen sezonda içeride oynadığı maçlarda 16.000 taraftar ortalamasına sahip olan mavi beyaz ekip aynı zamanda deplasman karşılaşmalarında da en çok sayıda taraftarı bulunan kulüpler arasında. MK Ankara Gücü kuruluşundan bugüne ciddi bir taraftar kitlesine sahip. Başkentte orta gelir seviyesinde en fazla taraftara sahip olan Sarı Lacivertli Kulüp karşılaşmalarında taraftarının desteğine de güveniyor. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.